Evrende her şey kendini minimum enerji ve maksimum düzensizliğe çekmek ister. Peki ya siz? Milan Kundera, düzen isteği aynı zamanda ölüm isteğidir der. Çünkü yaşam aralıksız olarak düzenin çiğnenmesidir. Termodinamiğin ikinci yasası olan bu yasa fiziksel tepkimelerin kısa bir ifadesi niteliğinde. Bu yasa maddenin kaçınılmaz olarak düzensizliğe doğru bir eğilimi olduğunu gösteriyor. Bir madde ne kadar düzensiz olursa o kadar az enerji gerekiyor. Bilim dünyasında maddedeki bu eğilim entropi kavramı adında inceleniyor. Genellikle bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanıyor. Evrende doğal şartlara bırakılan sistemlerin ve şeylerin kaçınılmaz olarak bozulmaya, eskimeye ve yok olmaya doğru gittiğini iddia ediyor. Başka bir deyişle bu yasaya göre her şey yıpranmaya ve bozulmaya doğru gider. Düşünsenize, canlılar yaşlanır ve ölür. Makineler paslanır ve bozulur. Evrendeki düzensizlik de artar. Termodinamiğin bu ikinci yasasının bilimsel olarak ispatlanmasının yanı sıra Albert Einstein bu kanunu bütün bilimlerin birinci kanunu olarak görüyor. Kainatta her şey ama her şey kendini minimum enerjiye çekmek ister. Yani sizin anlayacağınız evren tam bir mesai içindedir ve bu mesaiden bir an evvel kurtulmak ister. Bu kanun hayatımızda her şeye nüfuz etmiştir. Örneği seven bizler onun için birkaç tane örnek vermekle yetinelim. Yukarıdan bırakılan bir taş aşağı düşmek ister. Çünkü aşağı dediğimiz nokta yukarı dediğimiz noktadan daha düşük bir enerji seviyesine sahiptir. İkinci örnek şöyle, teneke kutudaki gazlı bir içeceği düşünün. Açılır açılmaz içindeki sıkışan gaz kendini dışarı atmak ister. Neden? Çünkü dış ortamdaki gazlar daha düzensizdir. Peki bu termodinamiğin ikinci kanunu olan maksimum düzensizlik, minimum enerji doğurur felsefesini sosyal hayata uyarlayabilir miyiz? Elbette uyarlayabiliriz. Çünkü her ne kadar termodinamik bir terim de olsa, istatistikten tutun teolojiye kadar birçok alan kendi doktrinleri için bu terimi kullanıyorlar. Şimdi bu üçüncü örnekte sosyal bir örnek olacak. Baskı ile kontrol altına alınan toplumlar o baskıyı kırmak isterler. Çünkü baskı onları bir düzene sokmak ister ancak toplum daha düzensiz olmak ister. Genel konuşmayalım da bu toplumsal örneği biraz daha detaylandıralım. Bir çocuğun odasını düşünelim. Ebeveyn odanın düzenli olmasında direnir ama çocuk bunun tam tersini yapar. Anne baba odayı toplar. Ama çocuk eve geldiğinde bu düzen yerini düzensizliğe ve minimum enerjiye bırakır. Çünkü entropi yasası devrededir. Anne ve babaya bir kaos ortamı gibi gözüken oda aslında çocuğun algı düzeyinde gayet düzenlidir. Buna kaotik düzen adını da verebiliriz. O karmaşanın içinde çocuğa bir eşyanın nerede olduğunu sorun size şapladanak çıkartıp verir. Bunu yaparken de çok az enerji harcar. Oysa aynı odayı toplamak, yani düzenli bir odaya sahip olmak için bir enerji harcamamız gerekecektir. Ama evrenin yasasına göre değerlendirecek olursak, bu harcadığımız enerji boşa harcanmış bir enerjidir. Şimdi diyebilirsiniz ki, madem çocuklar da evrendeki herkes ve her şey gibi düzensizlik eğilimindeler, peki o zaman neden ebeveynler de bu düzensizliğe uyup odayı dağınık bırakmıyorlar? Vallahi orasını ben de bilmiyorum, bilmek de istemiyorum çünkü en son öğrenmek istediğimde terliğin tersi yasası devreye girdi ve bayağı bir canım yanmıştı. Eğer sizler biliyorsanız lütfen yorum köşesine yazınız. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Entropi yasasında maksimum düzensizlik minimum enerjinin başka bir ifadesidir. Şimdi bu sosyal örneği biraz daha derinleştirelim ve bakalım nasıl anlamlar üretebiliyoruz. Toplumun bütününü düşünürsek, ki hala ben toplum nedir bilmiyorum veya açıklayamıyorum. Orada da aynı yasayı görüyoruz. Yani eğer siz bir toplumu sürekli baskıya maruz bırakırsanız o toplum düzenden düzensizliğe evrilmeye başlar. Yani baskıya tepki verir. Mesela Fransız devrimi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bir toplumda ne kadar çok baskı artarsa
o toplum o kadar entropiye yakındır. Yani anlayacağınız, ne birey ne de toplum aslında düzenli olmayı sevmez. Neden derseniz, çünkü düzenli olmak ve aynı hareketleri tekrarlamak makinelere özgüdür. İnsan baskı gördükçe makineleşir ve kendi özüne yabancılaşır. Peki bu bağlamda özgür insanı nasıl tarif edeceğiz? Özgür insan entropik insandır. Düzensizliği, kuralsızlığı ve yasasızlığı arar. Sanatı bu açıdan incelediğimizde görürüz ki o da bir entropidir. Konulmuş kuralları ve düzeni reddeder. Onun için yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dizeleriyle Mustafa Kemal'imin söylediği özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir dizeleri fevkalade entropik dizelerdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftaki abone ol butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda her cumartesi yeni bir içerikle sizlerle beraber olacağız. Eğer eski videolarımızı kaçırdıysanız yan taraftaki videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.